Aman efendim, hoş geldiniz. Kimler geçti ekranlarının başına? Hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum sevgili seyircilerimiz. Bugün de yine güzel bir Sağlık Olsun programıyla hep birlikteyiz. Ve öyle hissediyorum ki bugün de yalnız bırakmayacaksınız bizi. Çünkü WhatsApp numaramız cep telefonlarınızda kayıtlı artık. Birçok efendim soru alıyoruz sizlerden. Her gün farklı soruları bize gönderiyorsunuz. Aynı zamanda aklınızdan geçen bir rahatsızlık, bir sağlık sorunu varsa ya şu konuyu da işleyin diyorsanız bize lütfen WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı ve düşüncelerinizi gönderiniz. 0090 505 756 0273 nolu numaramıza sorularınızı bekliyoruz ve bugün de yine bu güzel günde kaygıları konuşacağız. Hepimizin, insanoğlunun kaygıları illaki var ama bunun düzeyi nasıl olmalı? İşte bunun sorularının cevabı efendim. Çok sevgili klinik psikologumuz da Merve Kılıç Yıldız canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Merve Hanımcığım. Hoş buldum. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyisiniz umarım. Bizler deyiz. Gayet de iyi gördüm sizi. Teşekkür ederim. Şimdi kaygı esasında önemli bir unsur değil mi? Yani insan kaygılanmasa, oh ne güzel hayat, hiçbir sıkıntı çekmese yaşıyor muyuz? Bizi koruyan bir şey galiba kaygı ama nedir Aynen. kaygı? Nasıl bir duygudur? Kaygı aslında diğer duygularımız gibi çok işlevsel ve ihtiyaç duyduğumuz bir duygu. Hı-hı. Aslında hayatta kalma içgüdümüzle de çok yakından ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Bir alarm sistemi gibi düşünebilirsiniz. Evet. Şöyle örnekleyebilirim. Bizi hayati tehlikelere karşı koruyan bir duygu olarak örneğin otobüs durağında otobüs bekliyorsunuz ama üzerinizde freni patlamış bir kamyon gelmeye başladı. Eyvah, ya da bir otobüs gelmeye başladı. Hı-hı. Düşünmeden kaçarız aslında değil mi? Yani kaçayım mı, kaçmayayım mı, ne yapayım diye düşünmeyiz. Çok evet. refleksif bir hareketle aslında hemen oradan uzaklaşırız. Biz buna savaş ya da kaç tepkisi diyoruz. Zihnimiz bunu bir tehlike olarak, bir alarm olarak algılıyor ve diyor ki bize kaç, kurtar canını aslında. Evet. Ve harekete geçiyoruz. Fakat bunun tabii uygunsuz ve işlevsiz olduğu başka durumları bugün sanıyorum konuşacağız daha çok. Evet. Bu sağlıklı olan kısmı bizi hayatta tutuyor. Bu sağlıklı olan kısmı. Tabii. Aynen öyle. Şimdi eski insanlara baktığımızda onlarda da işte bir hayvan yaklaştığında nasıl kaçıyordu insan değil mi? Kaç kurtul işte bu Aynen da kaygıyı öyle. Gerektiriyor. Kaygılanmamız da aslında normal ama belli evet. bir miktarda. Sağlıklı bir doz. Evet sağlıklı bir doz. Bakalım nasılmış bu sağlıklı doz? Sevgili seyircilerimiz varsa sizin kaygı sıkıntılarınız, kaygı problemleriniz bize yazınız. Her yerden bekliyoruz mesajlarınızı. Avrupa'nın birçok şehrinden biliyorum ki takip ediyorsunuz. Londra, Fransa, efendim Almanya olabilir, diğer farklı ülkeler olabilir. Avustralya'dan bile yazanlar var Harik. Bize. Sağ olsun var olsunlar. Dünyanın her yerinden izleniyoruz maşallah bize. Efendim 0090 505 756 0273 nolu WhatsApp numaramıza kaygıyla ilgili tüm sorularınızı yönlendirin. Peki şimdi kaygının nasıl bir başlangıcı vardır? Yani biz kaygılı olduğumuzu hissediyoruz, fark ediyoruz ama bir başlangıç serüveni vardır mutlaka evet. ki. Nasıl başlar? Şimdi diğer duygular gibi aslında biz bunu tarıyoruz. Yani bir tohum gibi düşünebilirsiniz. Bizi hayatta ve sağlıklı tutmak adına kaygı da diğer duygular gibi ihtiyaç duyduğumuzda ortaya çıkan aslında sıradan bir duygu. Fakat bu tohumu bir tarlaya çok yoğun ektiğinizi düşündüğünüz zaman aslında işler biraz bozulmaya başlıyor. Biz mi ekiyoruz tarlaya yani? Evet, farkında olmadan ve farklı sebeplerle aslında. Bazen bu mizaçla ilgili olabiliyor. Bazen genetik yüklerimiz, bazen aile tutumları, karşılaştığımız stres verici yaşam olayları. Gereğinden fazla o tarlayı bir domates tarlası hayal edin. Evet. İşte dönüme ekeceğiniz tohumun 2-3 katı tohum ektiğinizi düşünün. Çok fazla meyve sebze aldığınızı hayal ettiğiniz bir tarlanız olsun. Başta hoşunuza gidebilir bol Hı-hı. bereketli ürünü almış olmak ama bir yerden sonra o domateslerle ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Tabii. Dolayısıyla fazla gelmeye başlıyor. Az önceki otobüs durağı örneğindeki gibi Hı-hı. gerçekten o noktada bize çarpma riski olan bir otobüs ya da kamyon olmadığında eyvah ya bana bir şey çarparsa diye ben durup dururken kaçmaya başlarsam artık kaygı beni hayatta tutmak için işime yaramamaya başlıyor, işimi bozmaya başlıyor. İşi bozar tabii durup evet. dururken niye kaygılanalım değil mi? Aynen öyle. Ama sanki bunu vücut bazen kendi kendine mi üretiyor? Çünkü kişi diyor ki ya benim elimde değil ben kaygılanıyorum. Bedenim bunu bana yapıyor, kalbim hızlı çarpmaya başlıyor. Evet. İşte ruhum sıkılıyor, şuram daralıyor. Evet, bir şey söyleyeyim bunu mesela. Zaten çoğu zaman da bilerek yapmıyoruz ama Hı-hı. az önce saydığım olası sebepler sebebiyle sürekli bir tehdit tarıyoruz aslında bilinç dışı olarak. Sürekli eşik evet. altı bir tehlike var mı, tehdit var mı, güvende miyim, başıma bir şey gelir mi, acaba burası güvenli bir yer mi, tehlikeli bir yer mi, işte bu yemek acaba yerken boğazıma takılır mı Hep sorular gibi. Soruyoruz değil mi? Negatif evet. sorular bunlar esasında. Aynen öyle. Sürekli bir tehlike ve güvenlik Hı-hı. dışı durum arayışıyla ilgili tarama davranışları aslında farkında olmadan öğrendiğimiz
bilmediğimiz evet. ve o an bizim çok bilinçli olarak yapmadığımız sebepler bile bedenimizi tabii ki reakte etmeye başlıyor o anda Kesinlikle. Aslında. Peki kaygı bozukluğu, bu kaygılanma durumu bizim çocukluk çağımızdan mı başlıyor? Yani o zamanlarda mesela çok kaygılı bir dönem geçirmiş olabiliriz. Kimimiz ileriki yaşlarda bu kaygıyı hisseder, kimimiz de evet. çocukluk çağında. Mesela ben hatırlıyorum ilkokula başlamadan önce ay okula gideceğim, okulda kaybolacağım diye bir kaygım oluşmuştu. Çocuk aklı tabii ki. Gidiyorsun okul büyük bir yer gibi geliyor evet. tabii gözünde insanın. Kaybolursam, sınıfımı bulamazsam ne yaparım? Kesinlikle öyle. Aslında çocukluk çağı bunun için çok temel bir başlangıç yaşı. Hı hı. Çünkü çocukluk dönemi dediğimiz erken çocukluk, bebeklikten erken çocukluğa kadar olan gelişim süreci aslında dünyayı tanımakla ilgili bir ton kaygıyla dolu. Evet. Yani nasıl yürüyeceğim, anne babamla nasıl bir güvenli ilişki kuracağım, yabancılara nasıl alışacağım, okula nasıl alışacağım, hepsi aslında basamak basamak gelişimsel olarak çözülmesi gereken krizler. Hı hı. Çocukların bu dönemde kaygı hissetmemelerini aslında beklemiyoruz. Bahsettiğimiz sağlıklı düzeydeki kaygıdan tabii ki bahsediyoruz. Ne zaman sağlıksız hale geliyor? O gelişimsel dönem geçmesine rağmen çocuk hala çok yoğun kaygı hissediyorsa, örneğin işte anne babadan ayrılma dönemiyle ilgili kaygı yaşamasını beklediğimiz evreyi, hala yaş olarak geçmiş olmasına rağmen bir yapışık ilişki görüyorsak, kopamama, evet. yabancılara karşı çok yüksek reaksiyonlar görüyorsak örneğin, burada evet alarm çanları çalmaya başlıyor demek gibi. Ama çocuklukla beraber bu ilerleyen dönemde daha fazla artar hale gelebiliyor. Özellikle 7-8 yaş çocukluk çağı kaygıları için kritik bir yaş dönemi. Öyle mi? 7-8 yaşında evet. kaygılar artabilir. Bu normal midir? Yani çocukluk çağı kaygı bozuklukları için bizim için aslında başlangıç yaşı. Yani kaygı bozukluğu tanı adını zikredebilmek için daha temel bir yaş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o yaşta başlayabilir. Bayağı erkenmiş 7-8 evet, yaş. Daha erken başladığı dönemler de oluyor ama 7-8 yaş artık bunun gerçekten evet. Daha belirgin sinyal vermeye başladı. Tedaviye geliş 9-10 yaşı genelde buluyor. Yani 7-8 yaşta eğer hafif geçirildiği düşünüldüyse, başka yardımcı faktörlerle çocuk eğer rahatladıysa gözden de kaçabiliyor. Anksiyete bozukluklarının en büyük sorunu da o. Normalle, normal ötesi daha doğrusu standart olmasını beklediğimiz kaygı düzeyiyle aşırı kaygı düzeyi birbirine karışabiliyor. Evet. O yüzden de bazen tedavi gecikiyor. Peki WhatsApp sorularımız gelmeye başladı sevgili seyircilerimizden. Aslı Hanım iyi günler demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kızım lisede okuyor. Kendini sürekli yalnız hissettiğini, arkadaşları tarafından dışlandığını söylüyor. Ben elimden geldiği kadarıyla iletişimimi sıkı tutmaya çalışıyorum demiş. Biraz da kilosu var. Onu da kafaya takmış olabilir. Ne yapmalıyım? Sınavı da var bu sene demiş. Sevgili ya anne ya baba. Olur böyle şeyler diyorum ama tabii ki uzmanınıza soralım. Yanlış söylemiyorsunuz. Evet olabilecek yaşıyla ilgili de keskin bir dönemden bahsediyoruz. Zaten ebeveyn anlattığı kadarıyla olabildiğince vermeye çalıştığı bir destek var gibi gözüküyor. Evet. Fakat buradaki bu içe çekilme gerçekten yaşıyla ilgili daha önce de konuşmuştuk ergenlikle ilgili konuştuğumuz programda aslında doğal bir süreç olabileceği gibi gerçekten psikolojik olarak bir zorbalığa maruz kalıyorsa örneğin kiloyla ilgili sıkıntısı olduğundan bir dışlanmadan bahsetti. Aynen bu kilo ile ilgili mi başka meselelerle ilgili bir dışlanma mı bilmiyoruz ama bunun kaygı yaratmaması zaten çok mümkün değil. Değil mi? Eğer gündelik temposunu çok etkiliyorsa yani okula gitmek istemiyor, odasından çıkmıyor, işte yemeden içmeden kesildi, bizimle eskisi kadar iletişim kurmuyor bu başlangıçlı sebeplerin akabinde. O zaman bir destek almakta fayda olabilir. Anne baba desteği çok kritik evet. ama bazen bu kadar kaygılı hissettiğinde gençler dile dökmek bile çok zor olduğu için anne babayla paylaşmaktan da çok çekinebiliyorlar ya da sadece bu durumu onların yaşadığını zannedebiliyorlar evet. ve çözümsüz olduğunu varsayıyorlar. Halbuki her 10 gençten yaklaşık 4'ü 5'i bunu yaşıyor yani aslında çok yaygın bir oran. Çok yaygın yani lise döneminde evet. ben de o çağlarımı hatırlıyorum. İnsan kendini böyle bir beğenmiyor, bir en ufak bir şey duyduğunda hemen demoralize olabiliyor. Evet. İşte bir de o çağda insan çok çabuk geliştiği için kendi evet. vücudunun da farkında değil. Allah Allah bir gelişiyorsun, bir boy atıyorsun. Herkes sana işte zürafa zürafa, ben öyle derlerdi mesela. Zürafa derlerdi. Hı hı. Çok uzamıştım bir anda. Evet. Ama işte bu ne kadar senin sıkıntı yaratıyor sende, ne kadar moralini bozabiliyor. Tabii o özgüven de çok daha fazla gelişmediği için çocukluk çağında evet. sonradan inşallah rayına oturur diyelim sevgili ebeveynimize. İyi günler dilemiş bir diğer seyircimiz. Teşekkür ediyorum. Ciddi bir kaygı durumu içerisindeyim demiş. Yaşım 24. Ne kadar gençsiniz, ne güzel. Baharında hayat evet. değil mi? Maddi olarak iyi olmama, iş olarak sıkıntı yaşamamama rağmen sürekli olarak hayatta başıma bir iş geleceğini düşünüyorum. Az önce bahsettiğiniz gibi. Evet. Psikiyatriye gittim ve beni pek tatmin etmedi. Ne yapmalıyım demiş.
Yani tabii öyküyü daha detaylı bilmek gerekmesiyle beraber ilk olasılıklardan bir tanesi bizim yaygın anksiyete bozukluğu dediğimiz bir problem var. Yani aslında çok somut olarak kişi somut bir sebepten kaygılanmaz ya da korkmaz. Ama sürekli az önce tanımlarken de anlattığımız gibi her şeyde bir tehdit algısıyla sürekli bir tarama halindedir. Evet. Sürekli bir kötülük görme beklentisi. Hayatta bir sorunu yok dediğine göre. Ne evet. İşsizlik problemi var, iyi bir hayat yaşıyor. 24 Hı-hı. yaşında gencecik ama neden bu evet. kaygıları yaşıyor? Bir tetikleyici bir şey mi yaşamış acaba? Bazen aslında çoğu zaman oluyor. Ya da mizacı ya da genetik faktörler belli yaş ve yaşam olayları stresörler sonrasında daha belirgin ortaya Hı-hı. çıkabiliyor. Arkadaş ilişkileri bazen işte iş ya da geçim problemleri olmasa bile benlik keşfiyle ilgili, kimlik arayışıyla ilgili ben kimim, niye üretiyorum, ne işe yarıyorum bu hayatta gibi sorular. Yani bizim ergenlikte başlayan ama yetişkinlikte de farklı krizlerle devam eden varoluşsal sancılarımız evet. bazen bunu tetikleyebiliyor. Eğer gerçekten günlük işlevselliğini bozacak düzeyde bir sıkıntı yaratıyorsa görüştüğü uzmanların önerdiği tedavi yöntemleri muhakkak ki olmuştur. Psikoterapi ya da ilaç tedavisi artık ihtiyaç duyduğu düzey hı hı. ne noktadaysa. Çok fazla ara vermeden onlarla ilgili planlanan tedaviye uyum sağlamasını daha çok öneririm aslında. Çünkü kaygının herhalde tedavi edilmemesi bu şekilde inanılmaz bir kaygı bozukluğuyla devam etmesi hayatını herhalde bir depresyona mı sürüklüyor en kötü ihtimalle? En çok depresyon eşlik ediyor anksiyete bozukluklarına. Hmm. Bazen panik atak yine kaygı bozukluklarının alt başlığında sayabileceğimiz panik bozukluklar eşlik edebiliyor. Evet. Çünkü yaygın anksiyete bozukluğu bir noktadan sonra çocuklarda da yaygın anksiyete şeklinde başlayıp yetişkinlikte panik bozukluğa dönüşme riski taşıyor. Hmm. Sürekli bir tehlike beklerseniz beden de buna çünkü reaksiyon vermeye başlıyor. Kesinlikle. Sürekli kendini güvene almaya çalışıyor aslında. Ya, ne kadar zor bir durum aslında ama biz kendimizi bu efendim karmaşadan kurtarabiliriz. Bakın psikologumuzu burada nasıl kurtaracağız? Az sonra. Şimdi sorularınız gelmiş. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum. Ailem genel olarak fazla telaşlı. Annem de babam da kardeşlerim de toplu olarak bu konuda terapi alabileceğimiz merkezler var mı? Bu da çok önemli bir şey. Çünkü genelde çocuk kaygılandığı zaman ben şuna inanıyorum. Annede veya babada da bir kaygı evet. çocuğa yansıyor. Çünkü çocuk ne yapıyor? Hı. Bütün gün anne babayı izliyor değil mi? Ayna olarak biz onları kesinlikle görüyoruz. Öyle. Annenin gözünde bir kaygı gördüğün an sen de hemen kaygılanırsın. Ne yapsınlar? Aynen. Bunlar ailecek böyle bir kaygılanmışlar. Evet, bunu fark etmeleri ve aslında bununla ilgili toplu olarak destek almak istemeleri çok hoş. Öncelikle evet. Çok güzel bir adım atmak istiyorlar. Bununla ilgili belediyelerin aslında toplum sağlığıyla ilgili çalışan aile merkezleri var. Orada yine uzmanlar var. Onlardan aile terapileri alabilirler. Devlette aile terapisi uygulamaları her hastanede yok ama bazı hastanelerde grup terapi şeklinde olabiliyor. Hı hı. Özel kurumlarda yine aile terapisi olarak başvurup yardım alabilirler. Burada hem birbirlerini modelliyorlar muhtemelen ama genetik bir yatkınlık olma durumu da çok söz konusu. Değil mi? Ve zaten kaygı bulaşıcı bir duygu diyoruz hı hı. biz. Yani en bulaşıcı duygulardan biri dediğiniz gibi annenin suratında çocuk bir tedirginlik gördüğünde bak galiba işler yolunda gitmiyor evet. deyip o da kaygılanmaya başlıyor farkında olmadan. Evet. Sevgili seyircilerimiz her yerden bize mesajlarınızı gönderin, sorularınızı sorun. Bir WhatsApp mesajımız var ki artık siz de bu cep telefonu numarasını biliyorsunuz. 0090 505 756 0273 505 756 0273 nolu numaradan bize hemencecik ulaşabilirsiniz canlı yayınımızda. Sorularınızın cevabı çok sevgili Merve Kılıç Yıldız'da, klinik psikoloğumuz. Nişanlımla aramızda son dönemlerde ciddi bir problem oluşmaya başladı diyor. Hayırdır inşallah. Nişanlım sürekli olarak bana mesaj atıp ne yaptığımı, nerelerde olduğumu soruyor. Ve artık bu beni yormaya başladı. Ne yapmalıyım? Bence nişanlıda mı acaba bir psikolojik bir sorun var? Genelde psikolojik sorun olanlar başkasına bunu yansıtabiliyor. Nişanlısına yansıtmış. Ne yapacak evet. burada kişi? Yani burada bu tepkiler karşısında kişinin bunalıyor olması aslında sağlıklı bir reaksiyon. Çünkü kişisel sınırlarımız ihlal edildiğinde biz de tedirginlik hissederiz. Ve bu yani şöyle düşünün, iki insan, biz şimdi şu an sizle sohbet ediyoruz. Eğer ben sizin çok fiziksel olarak yakınınıza gelirsem, burun buruna dediğimiz mesafede konuşmaya çalışırsam rahatsız olursunuz evet. ve geri çekilmek istersiniz. Aynı şey benim için de geçerli. Psikolojik olarak da biz bunu yaşıyoruz aslında. Yani nerede ne yediğimiz, kaçta nereye gittiğimiz, ne yaptığımız, özellikle yetişkin hayatında artık bu sınırların kabaca belli olmasını beklediğimiz bir yaş dönemi. Dolayısıyla ilişkiler de bunun dışında kalmıyor aslında. Değil mi? Bu sınırlara saygı duyuluyor olması önemli. Bu rahatsızlığı dile getirmesini öneririm. Yani hı hı. bununla ilgili bir çözüm
olarak ortaklık gösteriyorsa nişanlısı ne ala. Evet. Birbirlerini seviyorlar ama çözemiyorlarsa çift terapisinden destek almaları yine mümkün. Ama bir denemekte fayda var. Bununla ilgili sıkıntıyı dile getirmek önemli bir adım. Kesinlikle böyle devam etmez çünkü neredesin aşkım buradayım aşkım. Hatta şarkısı bile var. Neredesin aşkım buradayım. Nerede olacağım? Ya evde olacağım ya işte olacağım yani. Bu kadar da çok sorulduğu zaman bir güvensizlik oluyor. Nişanlılar arasında da bu güvensizlik sorunu olmaması gerekir. Merhabalar demiş sevgili seyircimiz. Çocuğumla iletişim kurmayı bir türlü beceremedim. Oğlum 17 yaşında. Arkadaşlarıyla gayet iyi. Her türlü serbestliği de sağlıyoruz ona. Maddi olarak da iyiyiz ama ne yapsak o iletişimi kuramıyoruz. Ne önerirsiniz? İşte iletişim kurmanın maddiyatla bir ilgisi var mı? Bence yok ama hocamız kesinlikle ne der? Kesinlikle yok. Yani tabii ki yaşam koşullarımızı iyi hale getirmekte maddiyat önemli bir gereç olabilir çocukla ilişkili. Daha doğrusu çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak da önemli bir araç. Ama duygusal ihtiyaçlar aslında çok buna bağımlı ve bağlı ilerlemiyor. Evet. Tabii geçmiş yani 17 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Çocukluk ve gençlik dönemindeki ilişkileri nasıl geçti, ne oldu da nerelerde aslında kırılmalar yaşandı onları şu an tabii ki bilemiyoruz. Ama 17 yaşındaki bir genç tabii ki 3 yaşındaki bir çocuk gibi size daha bağımlı ve her şeyini size aktarır modda olmayacak. Arkadaşlarıyla çok iyi demiş zaten. Evet ama arkadaşlarıyla olan ilişkisini gördükçe desteklemek, onlarla kurduğu pozitif iletişimi gördükçe senin böyle iletişim kurabilmiş olman, bu kadar sosyal çevrenin olmuş olması, senin kendini böyle gerçekleştiriyor olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Senin adına gururlanıyorum, mutlu oluyorum. Bazen ben galiba bir yerlerde bir şeyleri kaçırdım diye hissediyorum. Umarım ben de bunu onarabilirim seninle olan ilişkimde gibi. Daha samimi, evet. Fark ettiklerini aynalayan bir tutumda olması belki kapıyı tıklamak için iyi bir araç olabilir. Bir de sanki ebeveynin böyle bir isteği var. Yani arkadaşlarıyla çok iyi. Keşke bizde de arkadaş gibi olsa. Yani arkadaş gibi olması iyi midir anne babanın? Yani kötü bir şey değil tabii ki ama arkadaşların ve ailenin yeri ayrı. Yani bir anne babası var, pek çok arkadaşı var. Öncelikle anne ve baba olmamız gerekiyor. Arkadaşça bir ilişkide olmayı istemek ya da öyle olmak güzel bir çaba ama gencin ihtiyacına ve yaklaşma hızına bağlı olarak bunu ayarlamak önemli. Yani arkadaşlarıyla olduğu gibi anne babasıyla kanka olmasını beklemek örneğin çok doğru bir yaklaşım fazla olmayabilir. Fazla bir istek değil mi bu? Evet. Yanlış bir yaklaşım peki. Eşimle ayrılmak üzereyiz demiş. Çok geçmiş olsun. Boşanma sürecimiz devam ediyor. Bu beni ciddi anlamda kaygılandırmaya başladı. Çünkü çocuklarımız da var. Onlarla irtibatta zorlanıyoruz. İrtibata geçmekte zorlanıyoruz. Bu durumdan beni sorumlu tutuyorlar. Ne yapmam gerekir demiş. Boşanma süreçleri maalesef ki bazen çok sancılı geçebiliyor. Evet. Arada da çocuklar var. Yapılması evet. Burada en sağlıklı olur. Özellikle anlaşmalı boşanma olmadığı zaman tabii ki maalesef biraz filler tepişiyor, çimenler eziliyor durumunu çocuklar yaşıyor. Evet. Her ne kadar anne baba bunu istemese de. Öncelikle uzlaşı kapılarını sonuna kadar zorlamak lazım ebeveyn olarak. Yani evet biz eş ilişkisini sürdüremiyor olabiliriz. Karı koca olarak artık o iletişime devam edemiyor olabiliriz. Ama çocuklarımızdan boşanamıyoruz. Evet. Yani onların ölene kadar anne babalar olarak kalmaya devam edecekler. Kendini suçlandığından bahsetmiş izleyicimiz ama hani burada olayın arka planını bilmemekle beraber samimiyet, çaba ve güven ilişkisini kurmak için gösterilen uğraşı çocukların hiçbir zaman unutmadıkları uğraşılar oluyor. Yani bu süreçte hangi ebeveyn öteki ebeveynle ilgili eş ilişkilerine dair olumsuz şeyler anlatırsa aslında çocuklar taraf seçmiyorlar. Taraf seçiyor gibi görünebilirler ama aslında çok hırpalanıyorlar. Ve bunu söyleyen ebeveyn ya da ebeveynlere karşı aslında zamanla da çok fazla öfke biriktiriyorlar. Çünkü çocuk gerçeği biliyor zaten. Sen şimdi annesini veya babasını kötülesen de evet. Çocuğun gördüğü gözle yaşadığı bir ortam var. O biliyor zaten hangisi iyi veya kötü veya ona iyi davranıyor veya işte aileyi sağlam tutuyor. Ve ihtiyacı var. Yani evet. Eşler birbirine gerçekten kötülük yapmış olabilirler. Gerçekten canlarını çok yakmış olabilirler. Ama o çocuğun gözünde siz annesiniz ya da babasınız. Aynen öyle. Dolayısıyla onunla kurduğunuz iletişimi bunu ayrıştırmak çok zor. Yani zor. İzleyicimizin işinin kolay olduğunu asla iddia edemem. Kesinlikle. Ama bu zorlu süreçte sevgilerine tutunmak, birlikte vakit geçirmeye, eskiden sevdikleri şeyleri yapmayı sürdürmeye özen göstermek hepsi için birazcık daha belki durumu kolaylaştıracak bir faktör olabilir. Çok doğru. Yani esasında eşler arasındaki bu sıkıntı, işte mesela hanım diyor ki kocam bana çok kötü davranıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Evet. Bunu çocuğu yansıttığın zaman çocuğun o babası. Yine o seviyor yani. Babası sonuçta ne yaparsa yapsın. Öyle bir durum. Evet. Bipolar teşhisim var demiş sevgili seyircimiz. İlaç da kullanıyorum. Acaba sadece ilaç tedavisiyle mi devam etmeliyim yoksa bir psikologla da irtibat kursam mı? Hocamız
ne önerir demiş. Hı hı. Öncelikle tedavisine devam ediyor olması ilk basamak. Yani onu bırakmaması, bir psikoterapiye devam etse de etmese de ilaç tedavisini düzenli kullanması çok öncelikli. Hı hı. Bunu yapıyorsa zaten atak durumlarını yaşama ihtimalini de azaltmış oluyor. Ama eğer yaşamını yürütürken gündelik yaşamında stres düzeyini yönetmekte zorlanıyorsa, kaygı düzeyini yönetmekte zorlandığı noktalar oluyorsa, aslında bipolaritesi olmayan pek çok birey gibi yaşamsal faaliyetlerde zorluk yaşıyorsa elbette psikoterapiden fayda görebilir. Faydası olur, zararı olmaz. Evet, inşallah diyelim. Merhabalar, iyi yayınlar dilemiş bir diğer seyircimiz. Sağ olun, var olun. Çocuğum bu sene sınava girecek. Eşim çok çocuğumun üzerinde çok baskı kuruyor demiş. Bunun ne kadar yanlış olduğunu söylesem de dinletemiyorum. Hem çocuğumu hem eşimi nasıl kontrol altına almam gerekir? Ay, bu baskı kurmak yok mu? Çocuğun zaten üzerinde öyle bir yük var ki bu sınavlardan dolayı. Bir de anne baba ya da tek bir ebeveyn bir baskı kurarsa çocuğun sağlık durumu nasıl olur? Yani pek çok psikopatolojik sıkıntıya yol açma riski taşıyor tabii ki. Yani sınav kaygısından tutun da depresyona kadar aslında pek çok riskle uğraşmak durumunda kalabiliyor çocuk ve ailelerde. Burada tabii baba niye bu kadar baskı yapıyor? Yani kendi sınav öyküsüne bakmak lazım. Kendi çocukluk ve yetişkinlik beklentisine bakmak lazım. Acaba kendi zamanında nasıldı, değil mi? Aynen. Yani burada bazen çünkü biz çok başarılı bir profil çizmiş olabiliriz ebeveyn olarak ve çocuğumuzun başarısızlığını da tahammül edemiyor olabiliriz. Bazen biz çok başarılı olmak isteyip bu fırsatların bize sağlanmadığını düşünüyor olabiliriz ve bizim tamamlayamadığımız öyküyü çocuğumuz tamamlasın istiyor olabiliriz. Ama burada şunu ayrıştıramıyoruz. Yani bir, nasıl ki bebek dünyaya geldiğinde aslında göbek bağını kesiyoruz. Evet. Fiziksel olarak, duygusal olarak da çocuklarımızla göbek bağımızı yeri geldiğinde yeri geldiği dozda kesmemiz lazım. Onların ayrı birey olduklarını kabul etmemiz lazım. Sınav süreci zaten yeterince zorlu, sıkıntılı bir süreç. Çocuklar her alandan çok fazla uyarana maruz kalıyorlar sınav sürecinde. Elbette onların iyiliğini, iyi yerlerde okumalarını istiyoruz. Ebeveyn isteği olarak tabii da bu çok anlaşılır. Ama bunu zorla yaptırmak sadece eziyete yol açıyor tıpkı anlatıldığı gibi. Nasıl kontrol altına alabilirim ne kadar doğru bir soru çok emin olmamakla beraber. Daha bu duyguları fark ettirmek üzere biraz sohbet etmek. Yani sınavda sen niye böyle yapıyorsun, böyle yapma uyarıları dışında. Belki eşi karşısına alıp, yani biliyorum çocuğumuz için iyiliğini düşünüyorsun, onun başarılı olmasını istiyorsun ama sanki bana bu yöntem çok doğru gelmiyor. Hani ne seni bu kadar endişelendiriyor? Çünkü belki de o baba aslında onun başarısız olmasından çok endişeleniyor ve kendi endişesini yönetemiyor olabilir. Evet. İhtimal dahilinde. Dolayısıyla biraz babanın duygusunu fark etmesine yönlendirmek. Orada yol alamıyorsak çocuğa hep şunu söylemek. Yani evet, burada belki biz beklentilerimiz yetişkin olarak dizginleyemiyor olabiliriz. Ama senin çaban bizim için çok kıymetli. Sen uğraş, elinden geleni yap, öğren, sonucun bir önemi yok. Çünkü çabaladığında zaten sonuç zaten de meyve vermiş oluyor. Evet. Bu meyveden kastım sınav sonucu değil, çocuk çabalamayı öğrenmiş oluyor. Kesinlikle. Destek alabileceğini görmüş oluyor. Sanırım en şu an yapabileceği iyi yöntem bu gibi gözüküyor. İşte eşler arasındaki o kadar güzel anlatıyorsunuz ki, yani oturup konuşayım, ne var, niye seni bu kadar çok baskıya zorluyor bu olay deyip sormak. Esasında belki de konuyu kapatacak ama eşler arasında kavga başlıyor. Niye çocuğa kızıyorsun? Niye böyle bir... Aynen. Kontrol etme çabası. Bir kavga daha. Riske giriyor. Çocuğun sınav döneminde bir de stres, kavga, anne baba stresini çekiyor çocuk. Kesinlikle. Merhaba demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili seyircimize. Yolculuk gerektiren bir mesleğim var. Karayollarından artık yoruldum. Uçak konusunda da ciddi bir fobim var demiş. Lütfen bana yardım edin. Uçak korkumu nasıl yenebilirim? İnanın herkeste biraz korku var. O türbülansa girdiğinde uçak. Yani ben korkmuyorum diyene Allah helal olsun diyeceğim ama var mıdır bununla ilgili bir tedavi? Şöyle, özellikle bu tarz araç kullanımlarına dair fobik durumlar tabii ki birazcık daha normal korkuların ötesinde saydığımız durumlar. Evet. Psikoterapi de aslında sık çalışılan alanlardan bir tanesi. Yetişkin bir birey sorusu sanıyorum ki. Dolayısıyla bir yetişkin psikoterapistinden aslında psikoterapi desteği almasını öneririm. Çünkü davranışçı bazı terapi yöntemleriyle çok hızlı çözülebilecek bir problem. Evet. Eğer kaygı düzeyi çok aşırı düzeyde ise eşlik eden bazı ilaç tedavileri de mümkün olabiliyor. Ama bazı davranışsal yöntemlerle düşündüğünden daha kolay da çözülebiliyor. Bir psikoterapiste başvurmasını öneririm. Peki, uçak korkusu çok duydum ben de. Ama şöyle düşünmek lazım. Allah bizi yaratıyor, canımızı da bir gün alıyor ama illa bizim uçağa binmemizi beklemiyor bu canı almak için. Öyle düşünmek lazım ama zor. Demek ki psikoterapi tedavisi alacağız. Evet, çok kısa bir araya gidiyoruz. O aradan sonra biz yine buradayız. Siz bu arada ne yapıyorsunuz? Hemen bize sorularınızı yönlendiriyorsunuz. Çok sevgili klinik psikoloğumuz burada. 0090 505 756 0273. Birazdan buradayız.
Sağlık Olsun devam ediyor. Bugün kaygılarımızı konuşuyoruz. Çok sevgili klinik psikoloğumuz Merve Kılıç Yıldız canlı yayın konuğumuz. Hepimizin kaygıları var. Ancak bu kaygılar arttığında artık yaşayamaz hale geliyoruz. Hayat kalitemiz düşüyor. Günlük işlerimizi gerçekleştiremiyoruz. İşte bunların hepsinin çözümü burada canlı yayınımızda. Sorularınız bize geliyor efendim. 0095 105 756 0273 no'lu WhatsApp numaramıza sorularınız aktı. Merhabalar demiş. Eşimle şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz. Şiddet, kin, hırs, nefret, öfke var. Maddi sıkıntımız yok. Ama eşim hep kötü olacakmış gibi her şeyin kaygısı var. Ciddi anlamda hastama kabul ettiremiyorum. Tedavi alalım diyorum. Ben deli miyim diyor. Sen delisin demiş. Çocuklarım çok yıprandı. Ne yapmalıyım? İsim vermezseniz sevinirim. Teşekkürler, vermiyoruz efendim. Yani hani delisin, sen delisin, ben deliyim, bu etiketlemeler aslında doğru değil. Çünkü delilikle bir alakası yok bunun. Yani hepimiz kaygılanabiliyoruz. Evet. Şiddetli geçimsizlik varmış zaten. Nasıl kaygı oluşmasın ki? Bir de çocuklara sormak lazım. Hocamız ne dersiniz? Elbette öyle. Tabii zor bir durumdan geçiyorlar. Yani eşi burada birlikte yaşam koşullarını sürdürmek istiyorsak eğer, tedaviye ikna etmeye çalışmak, en azından birlikte bir değerlendirme görüşmesine gitmek, yani kimde problem var, kimmiş kusurlu, hadi bakalım tadında bir gidişle değil de, evet. Yani biz bir sorun yaşıyoruz. Yani bak bunlar yaşanıyor, işte şiddetten bahsediyoruz, kinden, öfkeden bahsediyoruz. Bunlar hangi boyutlarıyla yaşanıyor bilmiyoruz ama ne kadar yıpratıcı olduğu zaten sorunun içinde gizli. Dolayısıyla ben çok hırpalanıyorum, çocuklar da çok hırpalanıyor. Hani bunun bir çözümü varsa gidip bir danışalım diye biraz daha yapıcı bir yolla gitmekte çift fayda var. Çift terapileri var değil mi bununla evet, ilgili? Evet, çift ve aile terapileri var. Yani eşler arasında sadece yaşanan bir şiddetli geçimsizlikten çocukları doğrudan bağlayan bir durum değil ama etkilerini yaşadıkları bir durumsa öncelikli olarak çift terapisini i̇şte öneriyorum. Kabul ettiremiyorum diyor. Bu noktada kendilerini nasıl koruyacaklarını düşünmek lazım. Yani kabul ettirmek için bütün yolları denedik. Ama şöyle düşünün, bir fırıncıya gidiyorsunuz ekmek almak için. Evet. Ama fırıncı size diyor ki ekmeğim var ama ısrarla sana ekmek vermem. O fırından ekmek almayı beklemek ne kadar doğru? Biraz bunu düşünmenin zamanı da gelmiş olabilir. Evet. Çocukları ve kendisini nasıl korumak lazım? Bazen biz aynı yöntemle farklı sonuç almayı bekleyebiliyoruz hayatta. Aynı yöntemi evet deneyebiliriz ama belki farklı yöntemler ve farklı alternatifler düşünme zamanı da gelmiş olabilir. Eşi gitmiyor olabilir. Eşiyle aynı süreçte aynı evde yaşamaktan vazgeçmek de istemiyor olabilir kişi. Bu da tek çözüm değil çünkü. Evet. Ama bunu kendini korumak için, çocuklarını korumak için bireysel ve çocuklar için ayrı ayrı terapiye de gidebilir. Aile terapisi olarak da başvurabilirler. Ayrı terapi de olabilir. Anne ayrı gidebilir, çocuklara ihtiyaç duyuyorlarsa ayrı şekilde gidebilir. Bu durumla baş edebilmek, sınırlarımızı koruyabilmek adına biz neler yapabiliriz? Kesinlikle. Öğrenebilmek de mümkün. Bir de karşı taraf galiba kendini çok suçlanmış hissediyor. Bende bir sorun yok, evet. Sende sorun var gibi böyle bir suçlamalar başlıyor. İki taraf da diyebilir ki ya ikimizde de bir sorun var. Gelin birlikte gidelim. Evet. Ben de kendimde sorun hissediyorum evet. dese. Belki karşı taraf biraz daha yumuşayabilir sevgili seyircimiz. İnşallah yoluna koyarsınız işleri. Şiddetli geçimsizlik çünkü sizi de yıpratır, çocukları da yıpratır. Yani zor bir süreç. Daha bir hayat boyu bir yol gidecek. Yani inşallah gidersiniz öyle diyelim. Hı-hı. Boşanmayı tabii ki kimse istemez ama zor bir süreç. Kolaylıklar diliyorum. Çocuklarım da darma duman ailecek destek almak istiyorum demiş. Hepsinin ergenlik dönemi. Çocuklarım ziyan olsun istemiyorum. Galiba aynı seyircimiz bu. Merhaba, yeğenim bu sene ortaokula başladı. İlkokulda küçük bir sorun yaşadığı için şimdi de hep akran zorbalığına maruz kalacağını düşünüyor. Ne yaparsak yapalım telkin edemiyoruz. Ne yapmalıyız? Ay yavrum ben onu yerim ya. Bu çocuğun düşünsenize. Anaokulda sıkıntı çekiyor. Okula başlayınca diyor ki orada da ben yine böyle bir zorbalığa maruz evet. kalacağım. Nasıl içine işlemiş yavrunun? Aslında çok anlaşılır bir korku. Çünkü ilkokul dönemi özellikle akran zorbalığı ile ilgili bir sorun yaşadıysa çocuklar, yani ilk basamakta güvenli ilişki kurmayı beklerken hayal kırıklığına uğramak gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla çocuk o güvenli bağlanmayı kurmaya çalışırken okulla ve ortamla sürekli yine o tehdit arayışına girmeye başlayabiliyor. Evet. Ortaokul tabii daha karma bir okul. Yani öğretmenler çeşitleniyor, yeni bir gruba, belki yeni bir okula başladı. Daha ürkütücü gelmesi anlaşılır. Çok fazla telkin de aslında bu kaygıyı, domates tarlası örneğini konuşmuştuk. Onlara bakım vermeyi sürdürüyoruz. Yani onları tarladan toplamak yerine aslında yeni tohum ekmeye benziyor bazen. Çok kaygılandığımızda aşırı telkinde bulunuyor olmak. Dolayısıyla biraz mevzuyu soğutmakta fayda var. Yani sürekli bunu evde konuşmak, sürekli onun tehlike beklentisini işte hayır bak böyle olsa böyle olmaz, şöyle olursa böyle olmaz gibi senaryolarla desteklemek aslında çok sevdiğimiz ve istediğimiz bir şey değil. Bir kere mümkün olduğunca gündemden düşürmelerini öneririm. İkincisi okula gitme performansı, yani
her sabah işte karnı ağrıyor, okula gitmek istemiyor, gidiyor ama işte ağlayarak aileyi arıyor, beni gelin alın düzeyine gelmeye başladıysa mutlaka ki artık yardım alma düzeyine gelmiştir. Hı hı. Bir uzmanla görüşmelerini tavsiye ederim. Evde de mümkün olduğunca güvenli ve keyifli vakit geçirmeleri önemli. Peki bu kaygıyı hiç mi konuşmayacaklar? Bu kısım önemli, onu da eklemek isterim. Evet, nasıl konuşsunlar? Biz bunu belli bir zaman tanımalarını istiyoruz aslında. Örneğin günde 15 dakika. Bu meseleyle ilgili kaygı, çünkü çocuklar kaygılandıkları zaman çok soru sormak isterler. Evet. Çünkü öğrenmek isterler bu geçecek mi? Aileler de buna bazen fazla cevap vererek aslında bunu over noktaya, fazla noktaya getirebiliyor. Evet. Günün o saatinde kaygıları konuşma saati adını koyarak örneğin belli bir konuşma zamanı yaratabilirler ve bu sıkıntıları orada konuşup o 15 dakika sonrasında günlük rutinlerine normal bir şekilde devam etmeye çabalayabilirler. Evet. Hem çocuğun ihtiyacı karşılanmış olur, bunu konuşmuş olur ama bütün günde de yayılmamış olur. Çok fazla uzatmamak da önemli. Mümkün değil mi? Olur. Bir 15 dakika kaygılarımızı konuşup sonra günümüze yine devam edeceğiz diyor sevgili klinik psikologumuz. Evet, şimdi çocuklar da efendim gripal enfeksiyonlar da çoğaldı. Tam da böyle sezonundayız. Çocuklardaki ateşi konuşacağız. Doktor Hatice Akar Onur, çocuk hastalıkları uzmanı, Londra'da kendisi. Hemen bir bağlantımız var. Bir merhaba diyelim. Merhabalar Hatice Hanımcığım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz çok şükür. Sizin enerjinizle sizi görünce daha iyi oluyoruz. Ah canım benim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Karşılıklı bu enerji alışverişi. Biz de mutlu oluyoruz. Şimdi çocuklarda ateşi konuşacağız biraz. Neden ateş olur çocuklarda? Çünkü sık sık rastlanan bir durum bu. Küçük yaşlardan başlar ergenliğe kadar. Sebebini öğrenelim sizden. Evet. Bugünkü zaten konu da kaygı. Ateş bildiğiniz gibi aileleri çok kaygılandıran da bir konu. Ateş aslında bir hastalık değil. Ateş bir belirti, bir semptom. Dediğiniz gibi en çok soğuk algınlığı, grip, çocuklarda daha çok viral enfeksiyonlarda görülebiliyor ama ateş birçok hastalıkta, işte apandisit, menenjit, hastalık olmayan durumlarda, bazen havanın çok sıcak olması durumunda ya da bir ilaç kullanımı durumunda da ateş görülebiliyor. Ama biz diyoruz ki ateş bir hastalık değil, endişelenmeyin, ateş bir belirti. O yüzden ailelere her zaman sakin kalmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü dediğiniz gibi esasında ateş bir alarm sistemi değil mi? Ateş olmasa biz çocukta bir sıkıntı olduğunu anlamayacağız. O yüzden telaşlanmaya gerek yok. Anneler, peki babalar ne yapmalı? Diyelim ki çocuğumuz ateşlendi. İlk olarak ne yapılmalı böyle bir durumda? Dediğiniz gibi birinci şey sakin kalmak. Yani şu anda çocuğumun bağışıklık sistemi çalışıyor. Çünkü bu bağışıklık yanıtı. Bu güzel bir şey bir yerde. Çocuk herhangi bir hastalık geçirdiği zaman, zaten bunun birçok sebebi viral enfeksiyonlar oluyor. Doğal bir aşı yöntemiyle bağışıklanmış oluyor ve bağışıklığı böylelikle daha güçlenmiş oluyor. O yüzden ailelere ilk önerimiz lütfen sakin kalalım. Bu çok önemli. Ama biliyoruz ki ailelerin tabii bu konuda endişelenmesi, ben iki çocuğum var, çocuk doktoruyum. Ama çocuklarım ateşlendiği zaman tabii ki endişeleniyorum. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Evet. Bir miktar endişe de onları korumak için zaten çok gerekli. Yani peki, bizi birazcık daha alert tutuyor, bizi birazcık daha dikkatli yapıyor. Çocuk konusunda geceleri birazcık daha uyanık kalıyoruz. Evet. Ve çocuğumuzu daha iyi takip ediyoruz. Yani evet, biraz stresleneceğiz ama sakin kalacağız. Çünkü o da biliniyor ki eğer anne baba birazcık panik içerisinde, çok aşırı kaygılanıyorsa, acile başvuru sayıları artıyor. Çocuğun diyelim ki gereksiz antibiyotik kullanımı artıyor. Ateş konusunda birazcık step by step, hani dikkatli gitmek gerekiyor. Evet. Ama tabii ki hani medikal eğitim almamış annenin de bu konuda ben ne yapacağım, çocuğum ateşlendi ama ciddi mi değil mi bilemiyorum demesi de çok doğal. İngiltere'de 111'i arayarak her türlü medical advice, yani bu konuda görüş, tavsiye alabiliyorlar. Bu çok önemli. Evet. Eğer aile endişeleniyorsa lütfen 111'i arasın. Çocuğun belirti ve bulgularını söylesin ve orada bir medikal bir kişiyle konuşarak siz acile gidin, siz işte ateş düşücü vermeye devam edin, siz böyle yaklaşın şeklinde tavsiyeler gelebiliyor. Evet, İngiltere'de 111 dedik ama tabii ki ülkemizde de yine böyle acil arayabileceğimiz alo numaralarımız var. Ülkeden de öyle. Almanya'da da mesela 112, orada tabii ki acil bir durum olunca 112 genelde aranıyor ama yine doktor, kendi kasabanızın, kendi işte şehrinizin doktor numaraları var. Orayı arayarak da ulaşabilirsiniz. Peki biz ne zaman daha böyle bir
telaşta oluyoruz tabii ki ateşte, ama belli bir eşiği var ya onun, işte 39'u geçerse denir, işte 40 ateşte aman aman hemen hastaneye götürülmeli gibi bir söylemler var. Bunlar doğru mu? Ne zaman biz alarm alıp yola çıkmalıyız çocuğumuzla hastaneye? Evet, çok doğru, çok güzel bir soru. Şimdi şöyle, bizim için, ben acilde çalışıyorum. Geçen yayında da belirtmiştim. Yani çok fazla ateşli hasta ve hasta annesi babasıyla karşılaşıyorum. Anneler panikle geliyor. Diyor ki 40 derece, 42 derece. Benim 3 tane, 5 tane çocuğum var. Ama hiç bu kadar korkmamıştım. Çünkü titremeyle yükseliyor. Hiç böyle olmamıştı. Ateşi bu sefer çok yüksek, çok dirençli, düşüremiyorum. Hani bu hep endişeye kaynağı. Biz de onlara diyoruz ki ateşin çok yüksek oluşu, 40 derece, 42 oluşu ciddi bir enfeksiyon varlığının göstergesi değil. Ateş bir reaksiyon. Bizim daha çok doktor olarak dikkat ettiğimiz şey ve ailelere de tavsiye ettiğimiz şey, lütfen çocuğun genel durumunu iyi gözlemleyin. Hani bizim için burada red flags dediğimiz, dikkat edilmesi gereken kırmızı alarm bayraklarımız şunlar. Diyelim ki çocuk ateşlendi. Ama ateş düşürücüyü veriyoruz. Daha sağ, yarım saat sonrasında çocuk oynamaya devam ediyor, abucukluyor. Aktivitesinde herhangi bir azalma yok. İyi. Evet, biraz daha az yiyor ama yiyor, içiyor. Gene hani o sıkıntı olmuyor. Yani genel durumu viral bir enfeksiyon, ateşli bir enfeksiyonla beraber eğer çok bozulmuyorsa sıkıntı yok. Ama genel durumda özellikle çocuklarda bilinç ve aktivite çok önemli. Diyelim ki çocuk sürekli uyuyor. Yani evet, tabii ki hastalık döneminde viral enfeksiyonlarda çocuklar biraz daha sık uyuyabilirler. Hani vücut kendini toparlasın diye, ama çocuğu uyandıramıyoruz. Ya da çocuk çok irritable dediğimiz, son derece huzursuz. Yani çok ağlıyor ve çocuğu biz sakinleştiremiyoruz. Yani bu birazcık santral sinir sistemi, birazcık daha olayın ciddiyetini gösteren bir unsur. Hani buna dikkat etsinler. Çocuğun aktivitesi, çok uyuklaması, kolaylıkla uyandırılamaması ya da çok huzursuz olması, kolaylıkla teskin edilememesi önemli bir kriter. Evet. Diğer bir kriter solunum zorluğu. Mesela ateşi var ama aynı zamanda hızlı hızlı nefes alıp veriyor. Morarıyor. Çok öksürüyor beraberinde. Hani bunlar da çok önemli. Bu çocuk lütfen acile gitsin. Evet, evet, kesinlikle. Peki ateş düşürücüleri de biz kullanıyoruz çocuklarımızda. Genelde zaten bunu tecrübe etmiş anne babalar, hep evde ateş düşürücüleri vardır. İşte böyle buzdolabında onları saklarlar. İşte çocuk diyelim ateşlendi. Ne zaman ateş düşürücü verilmeli? Nasıl kullanılmalı? Evet, bu da çok güzel bir soru. Burada da mesela anneler diyor ki ateş düşürücü vermeli miyim? 37,5'da mı vermeliyim? 38'de mi vermeliyim? Çocuğa mama verdiğim zaman aslında bağışıklık sistemi savaş haline, onu bir sekteye uğratmış oluyor muyum? İşte daha doğal yöntemlerle mi bununla mücadele etmeliyim? Bunda da diyoruz ki ateşi düşürme sebebimiz, düşürme isteme sebebimiz zaten daha çok ateşi düşürmek üzerine değil de çocuğun konforunu sağlamak üzerine. Yani istiyoruz ki çocuğumuzun konforu yerinde olsun. Çünkü viral enfeksiyonlarla herhalde yakın zamanda birçoğumuz COVID geçirdik. Hani nasıl olduğunu biliyoruz. Çünkü çoğu yetişkin de gripal enfeksiyon geçirmeyi belli bir çocukluk durumundan sonra unutabiliyor. Eklem ağrıları, boğaz ağrıları, çocuk genel ateşle beraber zaten bir miktar sıvı kaybediyor. İnsensibil kayıp dediğimiz kayıplar oluyor. O yüzden bu çocuğun yemeye, içmeye, özellikle içmeye çok ihtiyacı oluyor. Ateş düşürücünün bir miktarda ağrı kesici etkisi olduğu için daha çok ateşin düşmesinden çok ağrı kesici etkilerinden faydalanıyoruz. Boğaz ağrısı geçen çocuk beraberinde çok sıvı tüketebildiği için, suyu içebildiği için ateşle daha iyi mücadele ediyoruz. Ve dolayısıyla gripal enfeksiyonun toksinlerini sıvı yoluyla daha iyi attığı için çocuk daha hızlı bir toparlanma görüyoruz. Yani önemli olan şey, çocuk zaten 38,5'da ama oynuyor, keyfi yerinde, yemeğini yiyor, içiyor, çişini yapıyor güzelce. Bir sıkıntı yok. Buna vereyim mi ateş düşürücü? Verme. Takip et tabii ki. Yani ama artık yavaş yavaş geldi, anneye yapıştı, huzursuz, ağlıyor. Demek ki bir sıkıntısı var. Sıvı alımı azaldı. O zaman ağrı kesici ateş düşürücü verelim. Ve çocuğumuzu özellikle sıvı takviyesi, her zaman dün gece de aynısını söyledim. Yani ateş düşürücüden ziyade lütfen sıvı sıvı sıvı, bir yerde ateş düşürücü ve ağrı kesici etkisi sıvı vermemize fayda sağladığı için
çok faydalı oluyor. Bu şekilde önerilerde bulunabiliriz. Evet. Şimdi bazen de şurup evde olmuyor mesela. Şurup veremediğimiz zamanlar dediğiniz gibi bol sıvı vereceğiz. Mesela bunlar ne olabilir? İşte papatya çayı olabilir mi? Nane çayı olabilir mi? En iyi sıvılar nasıl verilir? Sıvı. Çocuğun aldığı herhangi bir sıvı. Çok şeyi yok. Ama biz mesela ateşi kusması olan çocuklarda yiyip içemedikleri için bir enerji, bir şeker kaybı olduğu için bir miktar tabii ki enerjiye de ihtiyaçları oluyor. Öyle olunca diyoruz ki mesela burada en çok bizim sevdiğimiz elma suyu. Ne çok şekerli, hem birazcık içinde şekeri var, enerji ihtiyacını da yerine koyuyor. Aynı zamanda çocuğun sıvı ihtiyacını yerine koyuyor. Ama ne oluyor? Ateşli çocukta bir miktar bağırsaklarında da bir tutulum varsa çocuk içmek istemiyor çünkü bulantısı oluyor. İçiremiyoruz hocam diyorlar. Ateşli çocuğu da içiremiyoruz, sıvıyı da içiremiyoruz. Orada mesela İngiltere'de tabii Türkiye'de aman dondurma yedi, boğazı şişti bir korkusu daha yaygın. Ama burada mesela ice lolly dediğimiz hani mey buzlar diyeyim. O hiçbir çocuk en kötü hastalığında bile buna hayır demez. Sonuçta bunu verdiğiniz zaman anne çok organik istiyorsa evde de yapabilir. Buzdolabında derin dondurucuya koyup mesela bir buzla çileği püre yapıp çocuğa verebilir. O hem güzel bir sıvı ihtiyacı hem de güzel bir enerji ihtiyacı olabilir. Çünkü evet sıvı içmek istemiyor ama hiçbir çocuk da dondurmaya hayır demeyebilir. Bu da güzel bir tavsiye olarak söyleyeyim. Anladım. Yani dondurma verebiliriz çocukta bir enfeksiyon varken. Çünkü biz dondurmayı herhalde hiçbir ateşliyken, enfeksiyonu varken verme gibi bir durumumuz olmuyor genelde. Evet, yani ben yaz kış veriyorum. Viral hastalıklar şöyle söyleyeyim. Yani hastalıkların sebebi daha çok damlacık yoluyla hava yoluyla temas ya da direkt temas. Yani dondurma ile beraber çocuk hiçbir zaman boğazına enfeksiyon almıyor. O yüzden şöyle olabilir belki en yakın ihtimalle bazı viral enfeksiyonlar soğuğu seviyorlar. Soğukta tutunmayı seviyorlar. Dondurma yedikten sonra hani büyüklerimizin dediği ılık su içersen bir şey olmaz dedikleri. Hani boğaz florasını da biraz güzel bir ısıyla tutarsak çok bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Zaten enfeksiyonların sebebi de daha çok damlacık enfeksiyonları. Evet, anladım. Enteresan bir bilgi oldu bu. Tabii annelerimizin, babalarımızın yani bize yaptıkları gerçekten hakkıları ödenmez. Ben de kendi çocukluğumu düşündüğümde ateşlendiğim zaman annem bana sirkeli su hazırlardı. Böyle kompres yapardı, pansuman yapardı. Gayet de işi sabaha kadar öyle başımda yatardı yere o da. O şekilde geçirdiğimiz geceler oldu ama işe yarıyordu. Siz ne diyorsunuz? Pansuman yapmak soğuk suyla, sirkeli suyla bir faydası olur mu? Şimdi şöyle oluyor. Ateşlenen çocukta dediğim gibi. Eğer ateş iyice böyle 38, ateş için aslında her zaman azı karar, çoğu zarar. Aynı şey hani ateş tamamen faydalı değil, ateş tamamen zararlı değil. Hani az bir miktarda çocuğa gerçekten çok katkısı var hastalıkta mücadelede. Ama ateş çok yükseldiği zaman vücut diyor ki kalbe ve beyne daha çok kan gönder ve eller ve kollarda bu sefer titreme başlıyor. Çünkü uç organlara çok fazla kan gitmiyor ve çocuk titremeye başlıyor beraberinde. Şimdi mesela bu çocuklara ne yapalım? Yapacağımız şey ağrı kesici ateş düşürücüsünü vermek bir güzel. Şimdi kusan çocukta bazen ağrı kesici ateş düşürücü düzenli veremiyoruz. İngiltere'de bu mümkün olduğunca geri planda tutulmaya çalışıyor. Tabii ki çok haklı olarak ama makattan fitil uygulaması bizim ülkemizde Türkiye'de daha yaygın. Eğer çok kusuyorsa fitil uygulaması da çocuğun ateşini ve ağrısını düşürmeye çalışabiliriz. Çocuğun titremesini ve konforunu bozulmasını istemiyoruz. Tabii ki çok böyle battaniyeye sar, çocuğu sarmala değil ama hafif bir şey üstüne bir pike gibi ince bir şey örtebiliriz. Ağrı kesicisini verebiliriz. Bu mevanda sıvı takviyesi yapabiliriz. Maksat çocuğun konforunu ve rahatını sağlamak. Yani şimdi o esnada çok rahatsız, titriyor çocuk. Hani zaten kendi ısısını korumaya çalışıyor. Onunla beraber soğuk kompres evet alındı okey. Ama bütün vücudunu soymak, çocuğu soğuk suya tutmak o an daha bir şok etkisi yaratıyor. Aslında yapılan şeyler çalışmalarda gösteriyor ki aslında şeyden çok faydadan çok zarara yol açabiliyor. Evet ufak bir alnına belki bir sulu bir mendil koyduk. Hani birazcık ısısını düşürmeye çalıştık okey. Ama şu an soğuk kompres işte sünger uygulaması biraz geri planda kaldı. Verilen ateş düşürücü, sıvı ve biraz sabır. Valla çok teşekkür ediyorum Doktor Hatice Akar. Bu arada arkanızdaki tablo ne kadar güzel öyle. Siz mi yaptınız Teşekkür yoksa? ederim. Çok teşekkürler.
Aldınız herhalde değil Bizim bir mi? arkadaşımızın evet emeği. Aa, ne güzel. Eline emeğine sağlık. Çok da güzel olmuş, yakışmış. Kendisine de selamlarımızı gönderelim, arkadaşınıza da. Çok çok teşekkür ediyorum. Çocuk hastalıkları uzmanımız Londra'dan bağlandı bize. Hatice Hanımcığım, bir daha görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyoruz. Siz de öyle. Evet sevgili seyircilerimiz, canlı yayınımızda Merve Kılıç Yıldız'la buradayız efendim. Uzman psikologumuz kendisi. Kaygılarımızı konuşuyoruz bugün. Psikolojik açıdan ne tür sıkıntınız varsa bize yazınız. Evet, son kaç dakikamıza girdik? Yaklaşık 10 dakikadayız. 0095 505 756 0273 nolu numaradan bize sorularınızı gönderiniz. Hemen devam ediyorum sorulara. Merhabalar demiş, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımla gezerken bir trafik kazasında bir arkadaşımızı kaybettim diyor. Başınız sağ olsun. Artık arabaya binmek, trafiğe çıkmak bana acı veriyor. Unutmaya çalıştıkça travmam artıyor. Bunu unutmamın bir yolu var mı? Bir şeyi unutmaya çalışmak daha mı tetikliyor onu? Yani çünkü bir çaba harcıyorsun ya, unutmaya çalışmaya bir çaba harcanıyor. Evet. Sanki unutamıyoruz gibi, ne yapması lazım burada Kişinin de kişi? bahsettiği gibi aslında bu bir travmatik yaşantı tabii ki. Öncelikle başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Eğer çok, yani şöyle, yaklaşık üzerinden 1 ila 3 ay geçmişse ve bu zamana rağmen biz bu tepkileri yaşıyorsak, aslında travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir durumu yaşama ihtimalimiz var. Yani travmatik yaşantılardan sonrasında 1 ila 3 aylık arada aslında biz akut bir dönemde oluyoruz. Yani olayı tekrar tekrar hatırlamak, yeniden flashbacklerle gözümüzün önünde canlanması, hatırladığımızda irkilme, titreme, terleme gibi bedensel tepkiler. Bunlar aslında beklediğimiz tepkiler 3 aya tabii ki. kadar Bunu normal. hazmetmekle ilgili bir süreçten geçiyoruz. Bu akut dönem. Ama yaklaşık 3 aydan sonra hala aynı şiddette ve sürede biz bunları çok yoğun hissediyorsak, travma sonrası stres bozukluğu yaşama ihtimalimiz yüksek. Bununla ilgili birçok yöntem var aslında. Evet, çok yoğun düzeyde olanlarda tabii ki psikiyatrik tedavilerde ilaç tedavisi en yoğun dozdaki sıkıntılarda her zaman bir seçenek. Psikoterapiler yine bununla ilgili. Olayın onda bıraktığı izler, duygu yoğunluğu, işte geçmişten getirdikleri ilişki, bir kayıp ve yastan da bahsediyoruz sonuç olarak. Bununla baş edebilmek için psikoterapiyi muhakkak ki öneririm. EMDR dediğimiz aslında bu tarz travmatik yaşantılarla ilgili uygulanan ek bir yöntem ve teknik de var. Bunu uygulayan terapistlerle görüşürse daha hızlı sonuç alma durumu da söz Öyle konusu. mi? Özellikle Güzel. travma odaklı çalışılan bir yöntem EMDR. Evet. Göz hareketleri duyarsızlaştırma tepkisi tekniği diye geçiyor, pardon. Evet. Aslında biz 99 depremi ve sonrasında tanıştığımız bir yöntem. Farklı bir uygulaması var. Beyindeki ilgili merkezleri uyararak aslında bu travmanın zihinde yarattığı acıyı daha hızlı azaltmaya yardımcı olmakla çalışan bir Peki. yöntem diye özetleyebilirim. Harika. Bir soru maratonuna gireceğiz. Şimdi çok fazla Tamam. sayıda soru var çünkü. Hızlandırarak iyi. Hızlandırarak bir zahmet. İyi günler hasta hanım demiş. Teşekkür ediyorum. Ben Almanya'dan, memleket Samsun demiş. Ne güzel. Canım benim. Bu sıralar kimse beni anlamıyor ya da bana mı öyle geliyor? İyi günler diliyorum size diyor. Ah canım, anlaşılmak isteyen bir seyircimiz. Evet, herkesin ihtiyacı tabii Böyle bir ki laf çok vardır daha. ya, bu hayatta beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı. Herhalde öyle olmuş sizde de. Biraz öyle görünüyor durum. Tabii ki yani niye böyle hissediyor, nasıl bir süreçten geçiyor, onları bilmek lazım. Ama anlaşılmadığını hissettiği konularda, ki özellikle kişiler arası ilişkide yaşadığı bir durumsa, nasıl bir anlaşılma ihtiyacı var acaba? Yani ben örneğin karnım acıktı diyorum ama susadım mı anlaşılıyor? Yoksa ben karnım acıktığını hissediyorum, bunu söylemiyorum ama halimden, tavrımdan anlaşılsın mı istiyorum? Dönüp biraz kendimize bakmak lazım. Ben ihtiyaçlarımı ne kadar fark ediyorum, ne kadar dile getiriyorum? Ha, ben bunları yapıyorum. Aslında payımı düşeni yapıyorum ama yine anlaşılmadığımı hissediyorsam ekosistemimi gözden geçirmem lazım. Doğru yerde miyim, doğru ilişkiler mi kuruyorum? Her şeyi doğru ifade ettiğimi düşünmeme rağmen bir yerlerde bir kopukluk oluyor. Acaba ben mi bazı noktaları kaçırıyorum ya da doğru insanlarla iletişime geçemiyorum? Düzeni tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Ama çok hani bu muzdarip edecek düzeydeyse, problem nerede bunu bulamıyorsak, tabii ki uzman desteğiyle bunu beraber keşfetmek de mümkün. Evet, biz kendimizi doğru ifade edelim. Karşı taraf artık anladığını anlar, anlamıyorsa da ne diyelim? Bir, her şeyin bir sonu var değil mi? Merhabalar demiş, 25 yaşındayım. Yaklaşık bir yıl önce anksiyete ilacı kullanmaya başladım. Tekrar kullanmak istemiyorum ama anksiyetem tekrar nüksetti. Her şeye olumsuz yönden bakıp yapabilecek potansiyelim olduğu halde yapacağım şeyi yapamıyorum. İlaç dışında başka bir çözümü var mı?
İlaç önemli bir şey ya. Bu soruyla ilgili bazıları çünkü ben ilaca bağımlı olmak istemiyorum evet. diyor. Nasıl bir çözüme başvurabilirler? Aslında biz ilaç tedavilerinde pek çok psikiyatrik rahatsızlık için hani birkaç ekstrem örneği dışarıda tutarak söylemem gerekirse her zaman hekimlerin, uzmanların gözettiği nokta kar zarardır. Yani ilaç kullanmak kişinin karınaysa doktor bunu başlar, değilse zaten başlanmaz. Seviye çok yüksekse, kişinin gündelik hayatını artık sabote edecek boyuttaysa, zihnimizdeki, yani beynimizin işleyişindeki, duygularımızın yönetilmesiyle ilgili kimyasallar eğer dengesini kaybettiyse o noktada biz ilaca ihtiyaç duyabiliyoruz. Ve orada davranışsal çaba yetemeyebiliyor. Evet. Hani şu an ilaç şu anki güncel durumda yeterli mi bilmiyorum ama önerim öncelikle bir hem psikoterapi yapan hem de psikiyatrist olan bir hekimle görüşürse önceliğin ilaç mı, psikoterapi mi olduğuna daha uygun karar verilir. Diyorsun. Evet yani tek kanaldan daha hızlı yardım alabilir. Peki merhabalar ben 28 yaşındayım demiş yetiştirme yurdunda büyüdüm. Orada çok kötü günler geçirdim. Çokça terapiye gitmeme rağmen çocukluğumdan ve yurt günlerimden sıkıntısından hala kurtulamıyorum. Şu an iyi bir işim var, hayatım yoluna girdi ama özellikle benim gibi anasız babasız büyüyen insanlar için ne yapılabilir? İletişim nasıl kurulur onlarla? Siz çok güçlüsünüz bunu unutmayın değil mi? Anne baba olmadan büyüyen bir insanın güç durumu bin kat daha fazladır. Siz ne düşünürsünüz hocam? Evet, hayat savaşçıları diyorum ben hayat onlara aslında. Evet. Çok da güzel bir mücadele vermiş. Eline emeğine sağlık öncelikle. Tabii ki burada bireysel farklılıklar ve yurtta kalış sebepleri, süreçleri, yaşları aslında önemli. Yani bebeklikten itibaren mi oradaydı, işte aile kaybı vesaire sebeplerle daha erken çocukluk döneminde mi gitti? Gidişatı bunlar aslında etkileyen sebepler. Fakat şu an bu anlaşılma ihtiyacı ile ilgili, sıkıntıları ile ilgili geçmiş yaşantıları evet unutamıyor olabilir ama eğer kendisine travmatik etkiler bıraktığını düşünüyorsa az önce bahsettiğimiz EMDR yöntemi iyi bir yöntem olabilir. Geçmiş ve bugün bağlantılı sıkıntıları çözmekte sık çalıştığımız şema terapi yöntemi yine iyi bir terapi yöntemi olabilir. Yani evet uzun süre terapiye gitmiş olabilir kişi ama ihtiyacına doğru karşılık gelen yöntemlerle belki çalışılmamış olabilir. O yüzden bu parantezi bir açmak istedim. Onun dışında şu an iyi bir noktaya geldiğini düşünüyorsa onu buraya getiren gerçekten pozitif ve potansiyeliyle ilgili iyi becerileri var demektir. Evet. Onları gerçekten hayatında aktif tutarak ilerlemesi ve içinde o yaralı olduğunu düşündüğü çocuğu hatırlatan semboller bularak ona günün gözünün önünde tutacağı şekilde şefkat gösterebileceği zamanlar ve nesneler seçmesini öneririm. Ay ne güzel söylediniz. Hepimizin içinde bir yaralı çocuk var. Bunu unutmayın. Herkes illaki vardır. O yaralı çocuğa belki de sarılmalı, kendimize şefkat gösterememeliyiz ve en çok kendimizi sevmeliyiz bu hayatta. Ben buna inanıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum teşekkür sevgili ederim. Efendim klinik psikoloğumuz Merve Kılıç Yıldız bugün bizlerle oldu. Sizi tekrar bekleriz hocam. Umarım. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz yine bir sağlık olsun programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.